Sebebini. Alanya Belediyesi'nin su karışıyor. Bence de. O mikrofona üstündeki frekansa bir baksana Sibel. Bizim değil, onun Alanya şeydekinin. Hah bak değiştiriyor arkadaş. Tamam değiştirdi zaten. Tamam mı? Dur bakacağım şimdi. Öne girmesinler. Şunları bir konuş bakayım Sibel. Girmeyelim arkadaşlar. Hafif var gene de kapat. O kapatıyor. Dur kapat. Şimdi gitti. Şimdi düzeldi. Mustafa, görüntü ver. Usta. Fotoğrafı arkadaşlar. Arkadaşlar. Biraz daha biraz geri gelir misiniz arkadaşlar? Kenarda çalışayım. Biraz daha geriye gelip. Yok, önüne mi? Sibel mikrofonun açık ona göre konuşma. Konuş dediğimiz açık. Sibel mikrofonu indirme aşağıya. İndirme dursun. Bak oradan alıyorum şimdi. Hemen alır. Sakin kolunu göster. Kolunu göster. Evet, çok kıymetli taraftarlarımız. Bakan geldi, görüyor musunuz? Tamam. Abi koruması çıkıyor. Ya koruma çık orada yine. Sayın Bakanım, abi. Çok fazla protokol olduğu için herkesi sayamayacağım, çok özür diliyorum. Çok da konuşmaya müsait değilim. Ben Alanya Spor'umuzun, ailemizin bir ferdini kaybettiğimiz için çok üzgünüm. Sizlere bugün acımızı paylaştığınız için Türkiye'nin her yerinden gelen kulüp başkanlarımıza, temsilcilerle, siyasetçilerimize, taraftarlarımıza ve bütün camiamıza sonsuz teşekkür ediyoruz. Gerçekten acımız çok büyük. Bugün ilk defa ne söyleyeceğimi bilemediğim yerdeyim. Ondan dolayı hepinizden özür diliyorum. Josef Süral bizim ailemizin çok önemli, çok değerli bir parçasıydı. Bir kardeşimizdi. Kişilik, karakter olarak da son derece kaliteli bir kardeşimizdi. Maalesef dün akşamki
geçirdikleri trafik kazasında 6-7 oyuncumuzla birlikte 6 oyuncumuzun yaralandığı ve bir oyuncumuzun hayatını kaybettiği Joseph Sürel kardeşimizin bugün burada ebediyete uğurlayacağız. Ailesine ve camiamıza sabırlar diliyorum. Hepinize acımızı paylaştığınız için geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Çok kıymetli konuklar. Bugün çok kıymetli bir oyuncumuz. Ama başkanın da söylediği gibi Alanya Spor ailesinin çok kıymetli bir evladını kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Her şeyden önce Joseph Sural'ın ailesine, tüm sevdiklerine ve Alanya Spor camiasına, hocamıza ve oyuncularımıza ve tüm taraftarlarımıza başsağlığı diliyorum. Bugün telefonla görüştüğüm Çekya Dışişleri Bakanı Thomas'ın da kulübümüze ve tüm Alanya halkına ve taraftarımıza başsağlığı dileklerini iletmek istiyorum. Gerçekten hepimiz adeta kahrolduk. Bugün Kuzey Irak'ta resmi bir ziyaret için gittiğim Irak'ta bu üzüntü verici haberi başkanımızdan aldık. Cenazesinin ülkesine gönderilmesi için her türlü tedbiri aldık. Kulübümüze, taraftarımıza ve tüm yetkililerimize, valimize, huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Alanya Belediye Başkanımıza da aynı şekilde çok teşekkür ediyorum. Bu akşam, bu gece Antalya'dan İstanbul'a, yarın sabah ilk uçakla 7 civarında İstanbul'dan kalkacak uçakla da Çekya'ya göndereceğiz. Ailesini de biraz sonra buradan ben kendi uçağımla alıp inşallah Prag'a ulaştıracağız. Ben zaten Bratislava'ya gidiyordum. Bu arada özellikle Sparta Prag kulübüne de gösterdikleri dayanışma için çok teşekkür ediyoruz. Ta Prag'dan buraya özel uçak ailesini aldırmak için göndermek istediler. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Joseph Sural'ın ailesi artık bizim ailemizdir. Ve kendi ailemiz gibi her zaman onlara da sahip çıkacağız. Biz Joseph'i ve ailesini çok sevdik. Gerçekten tüm takım arkadaşları, hocamız, teknik ekibimiz, taraftarlar kendisini çok sevmişti. Oynadığı futboldan çok efendiliğiyle. Onlar da Alanya'yı çok sevdi. Alanya taraftarını, kulübü çok sevmişlerdi. Ve inşallah burada bu töreninde kalmayacak. Hiçbir zaman bu kıymetli evladımızı unutmayacağız. Ruhu şad olsun. Başımız sağ olsun. Tamam. Abi gözün sekte kalsın ya. Işıklar içerisinde uyu Joseph Sural, seni asla unutmayacağız. Arkayı indirin. Az dengeli. Kaldın mı? Yani kaldı mı bu sene?
Mert. Bizim bir şey de bozma. Çok teşekkür ediyoruz. Işıklar içerisinde uyu Josef Sural, seni asla unutmayacağız. Biraz daha geniş alalım arkadaşlar. Geniş alalım abi. Daha iyi olur. Sabahtan bu tarafa zaten açıklama yaptığımız şeylerde de zaten hepsini söyledik. Ben de sabah ilçe emniyet müdürümüzden aldığım bilgiye göre iki tane şoförün olduğu ve ikisinin de ön tarafta olduğu, birisinin araç kullandığı, diğerinde yanında olduğunu ve gelirken de Konya'da araç şoför değişikliği yaptıklarını zaten futbolcularımız da söyledi. Kendileri de söylemiş ama olayı hatırlamadıklarını ve uyuduklarını da emniyet müdürümüz bizzat kendisi söyledi. Tabii adli yargı ayrı bir şey. Onun soruşturmasını adli meclisler yürütüyor zaten. Ben tutuklandığını duydum. Öyle duydum sadece. Net bilmiyorum ama savcılık ya da emniyet müdürü yürütüyor o işi zaten. Soru soramadım. Ailesi Sayın Bakanımızın özel uçağıyla gidecek sanırım. Evet, evet, doğrudur. Töreye katılacak mısınız? İnşallah. İnşallah. Orada bekleme süreci varmış. Onlar eşi gidince bize inşallah haber verecek. Biz de ona göre hareket edeceğiz inşallah.